köpek yavuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Günümüze başlıyoruz yine. Geldim, geldim. Bereket yağıyor arkadaşlar. İki gündür aralıksız hiç durmayan yağmur. Abi yağmur yağışı arttı. Yağmurlu giymemiz lazım bizim bugün arkadaşlar. Yağmurlu giymezsek zaten üzerimdeki yün cirve gibi ıslanırız. Acayip yağmur yağıyor dışarıda. Şakır şakır öpüyor bu da. Kapronu da var. Nasıl oldu? Hadi bakalım hayvanlar bakmaya başlayalım. Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Anıl Çapaz. YouTube kanalımıza ve videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün yine yeni bir videoda yine sizlerle birlikteyiz. Yağmurlu bir güne uyandık. İki günden beri aralıksız yağmurlar devam ediyor. Şu an yine yağmur yağıyor. Yağmurun altında durabiliriz. Yağmurluğumuzu giydik. Hayvanlarımıza bakmakla başlayacağız. Yine köy hayatındaki işlerimizde sizlerle birlikteyiz. Yağmurlu bir günde sizlerle birlikteyiz. Hayvanlarımız duramaz gari yem bekliyorlar. Hemen hayvanlara yem vermekle günümüzü başlayalım. Bugün evde kimse yok. Annem hastaneye götürdü babam. Ecrin okulda, hanım işte. Ben de işlerimi başlayayım. Hadi bakalım, emek dolu köy hayatı videolarına abone olarak, videolarımızı beğenerek destek olabilirsiniz. Köy hayatı seven herkesi Anıl Çapaz YouTube kanalına bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi gençler, bir saniye. Benim burada rahat işçilik yapabilmem için hepinizi içeri alacağım. Şu zeytin dallarını öncelikle bir çıkartayım. Hepinizi içeri davet ediyorum. Hadi bakalım. Kapı da açılırsa. İçeri. Yeni aldım kuzu, ne yaptın? Bugün bademle gidebilirim. Onun ücretini ödemeye vermemiştik. Şşt. Hala bu kara gözü, bak kara gözü. İçeri. Ha. Hadi bakalım. Birazcık içeride bekleyin, tamam mı? Ben yemeğinizi verinceye kadar, çok değil. Şimdi veririm ben yemeğinizi, şimdi. Tamamdır, oh be, şurası açılıverdi. Rahatlıkla işçilik yapabilirim şimdi. Öncelikle yemliklerin içini temizlemekle başlayalım. Akabinde hemen samanını, yemini vereceğiz. Şu dalı azıcık ileri atam. Benim süpürgem nerede kaldı ya? Elimle temizleyeyim bari. Hızlıca şöyle yemliğin içini temizleyeyim. Orada dursunlar. Yağmur. Hızlıca burayı da temizleyeyim. Kasa getirip kasanın içini boşaltmam lazım bunlara. Kasa da yok burada. Allah. Yağmur bastırdı. Yağmur. Kasaların hepsi burada mı ya? Gençler ne yaptınız? Kasayı aldık. Hemen geçelim karşıya. Tamam. Hadi. İşte. Az sabır, hemen vereceğim işte. Allah.
şöyle. Aa, içindeki saman almayı unuttum ya. Neyse, kasayı ondan almaya gittik. Bak, saman doldurduk. Neyse, nasıl olsa en başta ya. Onu en baştan alırız. Samandan daha demli de. Şöyle, böyle de adam. Açıl susam açıl. Şimdi şuradan biriktirdiğimiz pisliği alalım. Pis samanı. Yenmeyen samanı. Şuradaki fazlalıktan şuraya da adam. Tamam. Şöyle eşit bir şekilde olması için samanı elimle düzelteyim. Burada da vardı. Buradakine de alalım. Tamam, tamam. Tamam. Suyları açalım. Suyları dola koysun. Suyları dolarken şuradan hemen yemlerini karıştıram. Abi nereye gitti yine buradaki kova ya? Of. Ha. Kova yarın çanakla vereceğiz. Şöyle bir harmanlayayım. Şşşt, ay! Koç! Kapıyı vuruyor lan. Açmadı diye. Oğlum motor mu var burada? Ha, hızlı hızlı hareket ediyoruz işte. Daha ne kadar hızlı yapacağım. Siz ne alemdesiniz? Sana biraz saman lazım. Şu çanakla bari alayım. Çuvalın ağzı da bozulmuş. Yeni çuval lazım aslında bana da. Yeni çuval da yok. Çuvalların hepsi eski. Şuradan şöyle çanakla alayım. Dur kızım. Biraz daha vereceğim. Dur. Saman yetmez sana. Heh. Yavrulu koyun var ya. Al bakalım. Dur yarısı kafanı döküldü lan. Dur. Şimdi tamam. Yemlerini verebiliriz. Burası tamam. Sıra burada. Tamam. Şöyle hepsinin yemlerini verdik. Şimdi kapılarını açalım. Koyunları dışarı salalım. Şuradan alalım. Buradan temini çıkaralım. Hadi bakalım sıralanın. Sıralanın bakalım. Ben de şuradan kapıyı bağlayayım tekrardan. Tamamdır. İçeride bir sıkıntı var mı? Yok. Buranın gübresini temizleyeceğiz ama artık yağmurdan sonra yaparız. Yağmurdan önce yapmayız. Kızım ne oldu? Ne korkuyorsun ya? Ramazan! Günaydın! Hadi bakalım. Hemen ufaklara bak, hepsi yan yana yatmış. Yani bizim aldığım kuzu da bizim kendi kuzularımız kadar anca yalın. Boylarına baksanıza. Bizim beyaz olanla bizim kendi kuzumuz. Kendi kuzularımız hemen hemen bunu yakınlamış. Aferin benim oğlanlarımı ya. İşte oyun. Onlar ufak, onlar yayılıyor. Yimliyor burada. Ha şuradan. Ha, bizim çatının koptuğu yerden su akıyor bak. Tabii. Sil şey yetmedi ya, köpük yetmediydi ya. Şuraları yaptık, buraya yapamadık. Burayı da bizim yakın zamanda şey almamız lazım.
köpük gibi böyle saç deliği kapatıcı bir madde alıp kapatmamız lazım. Neyse, şurada ben bir tane balya açayım. Balya yok çünkü açıkta. Çakım nerede benim? Çakıyı cebime almadım mı? Çakı buradaymış. Çakı demek her şey demek ki hayatında. Bütün işlerimizi yaparken hemen hemen lazım oluyor. Çakı bıçak bizim yanımızda arkadaşlar. Bakın şimdi bunu keseceğiz. Çakı bıçak olmasa uğraş. Hemen şurada. Açalım şöyle. Bir yandan da giydiririm. Altından ki akmasın saman aşağı doğru. Şöyle. Biraz zor oluyor buna ama yapacak bir şey yok. Bizim çuvalların ağzı da dar da. Yani büzüldü eski çuval ağzı olduğundan. Şimdi girdi. Hoppa. Şimdi nerede kaldı kesik yer? Nereden o yer be? Ha, buradan kesmiş. Hop. İçindeki çuvalı çıkaracağız. Şimdi samanı rahatlıkla alabiliriz. Çuvalın şeyleri kalmış. Kasa da şurada. Şimdi şuradan kasanın içine. Hop. Bir kasa dolduralım. Kuzulara bakacağız içerideki. Oradan danalara. Bir kasa oldu. Şeye geçer zaten. Şuradan tepeden dedim. Kaç. Kaç oğlum bakalım. Şimdi siz bu tarafı çekilin, ben buraya geçeceğim, tamam mı? Hayır, öbür tarafa. Öbür tarafa, buraya değil. Lan oğlum, etrafında dönmeyin. Kaç, 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 kaç. Hah, hepiniz öte. Bu kadar. Buradan kapıyı açacağım. Buradan kendimiz çıkalım. Arkadaşlar kuzuların yemini verdik. Bugün hava kapalı olduğundan içerisi karanlık duruyor. Biraz suyu takviyesi yapayım ben şunlara, dur. Suyunu biraz açayım. Şimdi arkadaşlar kuzulara baktım. Danalara bakacağız. Yalnız danalarda bakımı değiştirdik. Şimdi nasıl değiştirdik? Kısaca bundan bahsedeyim size. Yağmur yağıyor yukarıda. Şu çatı bizim saç ya. Tıpır tıpır sesten inşallah sesim duyuluyordur. O yüzden biraz yüksek sesle konuşacağım. Şimdi arkadaşlar biz bu zamana kadar danalara normal kepek, işte pancar küspesi, arpa, yonca, rotayem, bunlarla bakıyorduk. Şimdi bu sistemi değiştiriyoruz biz. Nasıl değiştiriyoruz? Kuru serbest besleme diye şeklinde bir besleme var. Bu nedir? Saman, rota konsantre yem, bir de arpa. Bunların üçünü veriyorum. Vereceğim.
Ama bunları vermeden önce bunun bir geçiş süreci oluyor. Şimdi danalar normalde ne kadar ne yiyordu işte? Kova olarak söyleyeyim. 4,5 kova arpa, işte 5 kova kepek, atıyorum yarım kasaya yakın pancar küspesi. Şimdi bunların hepsini verirken, bunların hepsini birdenbire kesersek, bunları vermezsek, direktmen diğer sisteme, arpa, rota, saman olan sisteme geçersek hayvanlarda sıkıntı yaparız. Nasıl sıkıntı yaparız? Asidoz olur, ayaklarına vurur, bilmem ne olur. Farklı farklı sıkıntılar var. Şimdi onu, o sıkıntılara düşmemek için Cengiz abi zaten bu işi yapanların hepsini rasyonlu bizzat kendisi hazırlıyor. Hangi yemden ne kadar verilecekse tek tek kalem kalem kendisi yazı veriyor. Sağ olsun. Bana da şimdi bizim danalar tahmini, işte baskülümüz olmadığı için tahmini kilogram üzerinden gidiyoruz ama yine 3 aşağı 5 yukarı da kiloyu tuttururuz herhalde. 300 kilo baz aldık büyük danalara. Küçük dana ayrı, küçük danaya eski sistem bakacağız. 300 kilo bandında gözün önünde bulundurarak 9 gün boyunca geçiş süreci var. 9 gün boyunca arpayı her gün 250'şer gram 250'şer gram arttıracağız. Kepekle pancar küspesine de her gün 250'şer gram eksilteceğiz. Yani 9 günün sonunda ne olacak? Arpa 6 kiloya ulaşmış olacak. 5 kilo ulaşacak da onu 6'ya çıkaracağız. Arpa 5 kilolara 6 kilolara ulaşmış olacak. Kepekle pancar küspesi de sıfıra inmiş olacak. Hayvanı yani alışa alışa diğerlerini bırakacağımız için onları alışa alışa azalta azalta tamamen keseceğiz. Arpayı da alışa alışa hafiften hafiften 250'şer gram arttırarak arpayı yükselteceğiz. Ondan sonra 9 günün sonunda artık 45 gün boyunca sadece saman, 2 kilo saman, işte 1,5 kilo rota yem, arpa da günden güne artacak. Şu an için 3,5 kilo veriyoruz. Yani bugün 3,5 kilo vereceğim. Yarın 3 kilo 750 gram vereceğim. Bu şekilde artıyor. Şimdi onu ayarlayabilmek için ben buraya ayarladım ölçümü. Bakın burada terazim var zaten. Terazimi buraya koydum. Açık unutmuşum hatta. Onu da kapatayım şarj demesin. Terazim de çekiyorum. Bakın burada bunun için hazırladım ben. Yani bu ölçülü hazır bir şekilde vereceğim. Yarın bir gün hazırlarken de gösteririm sizlere. Bu iki dananın sadece sabah öğünü. Bunun dolusu. Bir bu kadar da akşam vereceğiz. Ama her gün dediğim gibi bunun içinde arpa var. Arpayı çoğaltacağız. Kepekle pancar küspesini azaltacağız. Ters bir şey söylemiş olmayayım. Şimdi samanını vereyim. Samanın üzerine bunları vereceğim. Tabii bir de pancar küspesi vereceğim. Pancar küspesi de dolabın içinde. Onu da buradan alacağım. Artık 9 gün sonra tamamıyla bunları bıraktıktan sonra diğer sisteme geçmiş olacağız, değil mi oğlum? Koca olanlar artık kuru besleme ile bakılacaklar. Aslan parçası bu, aslan. Neyse, şu yemliklerin içini süpüreyim. Temizledim. Hayvanları daha fazla bekletmeyeyim. Şimdi şu kasanın içine samanı doldurdum. Saman da ölçülü arkadaşlar. Şuradan teraziyi açayım. Şimdi mesela bakın, hani ben bunu biliyorum zaten ne kadar olduğunu da sizi göstermek için çekiyorum. Saman da günlük 2 kilo veriliyor. Şimdi bizde 2 tane hayvan olduğu için 1 kilo sabah, mesela hayvanın birine 1 kilo sabah 1 kilo akşam veriyoruz. 2 kilo yapıyor günde. Ama 2 hayvan olduğu için öğünlük 2 kilo vereceğiz biz. İkisine bölüştüreceğiz. Şimdi kaç kilo yapıyor diye şuradan bakalım. 4 kilo 642 gram. Ama tabii ki de bunun 2 kilosu kasa. Bu kasalar 2 kilo geliyor. Yani bu da demek oluyor ki içinde 2 kilo 400 gram saman var. 400 gram samandan bir şey olmaz. 2 hayvana böldüğün zaman 200'er gram saman yapar. Şöyle yerlerini temizleyeyim. Samanı önlerine dökeceğim. Hemen üstüne yemlerini. Boş kasamız var mı? Leğen var. Leğenin içine koyayım. Dur. Dur oğlum dur. Sen zaten kendin temizlemişsin. Sen samanını bitirememişsin. Seninkini ellemeyeyim. Şöyle gezdireyim.
Sen burada bekle. Önce saman. Samanı ikiye bölüyorsun. Şşt, hayır yapma oğlum. Hah, şu şekilde. Elimle de kontrol edeyim ki. Az mı oldu, çok mu oldu? Buna biraz az olmuş. İşte hayır bak öyle yapma. Tabii ki de yemini bir an önce getirmeniz lazım. Yemini getirmezseniz kafasıyla dağıtıyorlar. Şimdi şuradan yemini alalım. Yemini ben karıştırdım zaten. Dur oğlum sen. Tamamen birbirini karışık bir şekilde. Göz kararı da dökebilirim ama altına da pancarını serdim. 9 gün bunu bu şekilde yapacağız. Şu 2. Şu 3. Gelelim senin yanına. Şu 1. Biraz da karıştıralım şöyle elimizle. Şu 2. Şu 3. Bu yarım kova. Bu yarım kova da bunun. Tamamdır arkadaşlar. Gel. Al bakalım. Bu da seninki, tamam mı? Samanın bu. Bu da yemi. Arkadaşlar ufak tanıya normal bir şekilde bakıyoruz. Ona her zamanki sisteme devam. Onun kilosu kuru besleme geçmeye uygun değil çünkü. Şu demir de burada. Şimdi dursun ileride. Akbaşım. Afiyet olsun. Arkadaşlar hepsinin yemini verdik. Yem vermediğim sayman kalmadı. İçerideki kuzular, koyunlar, danalar hepsi yemlendi. Şimdi geçeceğim şu danaların altını temizleyeceğim. Ulan bir de altınızı temizleyelim de işimiz bitsin sizden. Arada dışkısına da bakıyorum ki arpadır bilmem nedir herhangi bir şey çıkıyor mu diye. Çek bakalım olmayı. Çek. En son hayvanlara baktıktan sonra bir de küspelerini ısıtıyoruz. Ondan sonra diğer işlemimize bakıyoruz arkadaşlar. Hepsinin yemini verdim. Şu an her yerden yem yeme sesi geliyor. Burada olsanız eminim bu sesi siz de çok seversiniz. İçeride danaların zincir sesi geliyor. Arkadakiler zaten homur homur gömülmüşler yeme. Küspelerini ısladım mı tamamdır bu iş. Oldu. Biraz şimdi tamam. Şimdi de içerideki kuzularınki. Bunu da ıslayayım.
Ne var? Ne var orada? Ha? Tut, tut, tut. Bu sat buraya buraya sarıyor arkadaşlar. Yine buraları sabahtan beri her taraf biraz sisliydi. Dağdan bir şeyler inmiş olabilir. Hadi arkadaşlar, ta karşıki dağ var ya. Ta dağın tepesinde beyaz bir köpek var. Köpeği gördü herhalde, onu sarıyor. Dedim ben boşa havlamaz pusat, bir şey havladım ama muhakkak bir şey oluyor çünkü. Ta dağın tepesindeki köpeği nasıl görüyorsun oğlum sen ya? Allah Allah, ben o kadar dikkatli bakmayla zorla gördüm. Hayvan ta tepedeki köpeği görmüş. Demek ki oralardan yabancı farklı bir hayvan da geçse onları da havlayacak. Zaten boşa havlamıyor işte. Arkadaşlar, iki günden beri aralıksız yağmur yağıyor. Yonca'nın neşesi o kadar güzel ki. Yani şeker gübresini attıktan sonra üzerine yağmurun yağması, ikinci yağmur bu hatta gübrenin üzerine, çok güzel oldu. Soğan hatta biçsek biçilir bile ama tabii biçtiğin zaman kurumaz. Mecbur havaların güzelmesini bekleyeceğiz artık. Güneşli bir hava çıktığında, baktığı hava durumunu bakarız, öyle 15-20 gün güneşli gidecek gibi oldu mu biçeriz, kurutur, balya yapar, koyarız yerimize. Gübrenin faydası çok var. Şuradan dallarından da vereyim. Tamam kızlar, tamam. Yemişsiniz ya yarısını. Yarısını yemişsiniz ya kızım. Aç bırakır mı ben sizi ya? Düşürmeyin yere. Ya uçlandı bana bak. Uçlandaki nerede yiyin? Hiç kalmasın. Ziyan olmasın kızım. Arkadaşlar, zeytin dalı da veriyorum koyunlara. Sabah yem samanını yediler. Öğlen saatlerine doğru da zeytin yaprağını vereyim ki artık uykuya yatağı, kanları doyduktan sonra. Gerçi yağmurlu havada koyunlar çok yatmayı sevmiyor da, güneşli havada karnı tok oldu mu o zaman amma yatıp da geviş getiriyorlar. Alın bakalım. Düşmüş mü bu? Ah ölen ah. Dur bakalım alam. Dur. Çekin ayaklarınızı. İşte çok da uzun oldu mu dalla? Daha olabiliyor. Çok uzun oldu mu dalla, yere düşürüyorlar. Güzel asılmıyor buraya. Ama şimdi gayet iyi. Ramazan aslan. Tamamdır. Zeytin dallarına da verdik. Hayvan bakım işini bitirdik arkadaşlar. Yani bittiydi de öğlen bakımını dal verdik. Yanlış söyledim. Aslan, ne yaptın kızım? Alın benim kızıma ya. Arkadaşlar, yağmur kesildi. Şöyle biber tohumu ektik ya. Biber tohumu ektiğim yere doğru gidiyorum. Eğer bakalım bizim kalın çuvaldan yağmur geçmiş mi geçmemiş mi? Eyvah, batacağız burada da vallahi. Yağmur geçmediyse süzgülü tenekeyle sulamak lazım. Eğer yağmur geçtiyse sulamaya gerek yok. Ispanaklar yalnız ve acayip olmuş ha. Yağmuru görünce büyümeye başlamış. Tam zamanında çapalamış burayı. Yağmurdan önce annem çapalayam diyordu. Çapalandı, bitti. Üzerine iki günden beri yağmur yağıyor. Artık kendini gösterir, iyice büyür. Gidiyorum bakalım, şu çuvalı kaldıralım, taşları kaldıralım. Bir bakalım bakalım içine su işlemiş mi, işlememiş mi? Eğer su işlemediyse buraya sulayacağız. Taşları kenara alalım. Ooo, işlemez mi? Çamur gibi olmuş. Baksanıza arkadaşlar. İşlemiş işlemiş, sulamaya gerek yok. Toprak ıslak yani. Zaten bayağı yağmur yağdı ya. Çuval yani laylum olsa hiç geçmez de. Bu çuvalın tabi delikleri var. Deliklerinden su biraz biraz geçmiş. E o da ıslamış. O da zaten buna yeter. Sulamaya gerek yok. Evet kızım. Senin en sevdiğin havalar bu havalar değil mi? Bahar havaları. Baharda çim yiyorsunuz siz bol bol. Arkadaşlar, ay bak bak bak, tüh, ne buldu oradan, tüh. Senin biz bir de yumurtanı yiyoruz lan, gol gibi solucanı buldu da yedi ya. Hiç anlam verilmiyor değil mi arkadaşlar? Solucan yiyor mesela. Yani çoğu insan solucanı gördüğü zaman dokunmaz bile, kurt gibi solucan yani. Ama tavuk onu yiyor, yumurta yapıyor.
Nasıl oluyorsa yumurtada o kadar çok protein oluyor. Yani gece bir tanesi hurda yumurta ye, akşama kadar seni tutar diyor herkes mesela. Bol protein de. Allah'ın yarattığı şeyi değil mi? Fark edebiliyor musunuz? Kurt yiyor hani pis bir şey. Onu yediğin zaman insan yumurtayı yiyor. Nasıl yenilebiliyor ki diyor aslında ama Rabbim hiç de öyle bir şey değil yani. Yumurtanın içindeki sarısını, beyazını, vitaminini tavuğun yediği otlardan alıyor. Ama kabuk kısmına da bu tarz yediği şeylerden oluşturuyor demek ki. Yani Allah'ın işi işte. Düşündüğün zaman iğrenç gibi ama aslında en proteinli şey yani yumurta. Ne yapmaya geldim ben buraya, teraziyi açık unutmuşum. Akşam hayvanları verecek olduğum yemi hazırladım şurada. Burada da pancarı var. Yumurta alacaktım. Baş. Dişinden vallahi şeyi kaldırıyor. Aferin benim kızlarıma ya. Yine yumurta yapmışsınız bak, aferin size. Her gün ikişer tane yumurtamız oluyor. Şimdi yemleri ölçerek koyduğumdan buzdolabının içinde küçük akbaş var ya bizim. Küçük akbaşın yemini ayrı koyuyorum. Çünkü diğer ikileri kuru beslemeye geçireceğimiz için burada teraziyle hepsini teker teker tarta tarta kovayla veriyorum. O yüzden dolabın içinde yemi karmamıza gerek yok şimdilik. 9 gün geçiş süresi boyunca leğende karsamda olur yani. Bir sıkıntı olmaz. Şimdi bunu niye leğenin için döküp karıştırıyorum, böyle vermiyorum? Bunun altında kepek şey arpa var. Ortasında rota yama, tepesinde de kepek var. Bunun içinde rahatla karışmıyor. Ama şunun içine şöyle döküverdiğim zaman burada leğenin içinde çok rahat bir şekilde, homojen bir şekilde birbirini karışır diye düşünüyorum. O yüzden bunun içine döktüm. Şimdi önce iyice bunu birbirini karıştıracağım. Ondan sonra pancarı üzerine dökeceğim. Pancar da birazcık ıslak oluyor. Onunla da karışırken şey oluyor. Çok işlemez diye, birbirini işler aslında da. Ben işimi daha da çok garantiye alıyorum. Önce bu kuru bakliyatları eşit dağılsın diye gezdiriyorum. Ondan sonra pancarını döküyorum. Bir kere de pancarla birlikte karıştırıp ondan sonra vereceğim artık. Ne de olsa arpayı fazlalaştırıyoruz, pancar küspesini azaltıyoruz bundan sonra. Kepekle ikisini. Bu leğen de kırık bizim de. Diğer leğene de yavrulu koyun önünde yem veriyoruz. Bakın benim yem kardım anladı. Nasıl bağırıyor oradan yem verecek diye. Birazdan veririm kızım da. Yem saatiniz var sizin. Akşamı yemlemelerin daha bir saat var. İyice karıştı arkadaşlar şimdi. Tamamdır. Samanını da hazırladım. Samanını döktüm mü üzerine hemen bunları. Ondan sonra tamamdır. Abo, abo, abo. Arkadaşlar yağmura bakın, yağmura. Aşırı derecede yine bir yağmur bastırdı. Maşallah, bereket. Bereket Allah, maşallah. Abi bastırdıkça bastırıyor. Biraz önce iyiydi, şimdi yağmur. Sese bakın. Allah'ım afatsız ver yarabbim. Geçin bakalım kızlar, doyurun karnınızı. Açıyorum gari kapınızı, bekle. Dur lan dur, bakalım çıkacaksınız, dur. Yavaş yavaş. Arkadaşlar bugün hava yağmurlu. Çok fazla bir iş yapamadık yağmurdan dolayı. Abi havanın dakikası dakikasına tutmuyor. Şimdi açtı bakın, o kadar çok fazla bastırmıyor. Hafiften çiliyor sadece. Dakika dakikaya tutmuyor. Bir bastırıyor aniden böyle şoldur şoldur, göz gözü görmüyor. Hiç insan yanı başındakinin sesini duymuyor. Ama şimdi bakın 5 dakika için değişti yine. Bir öyle bir böyle. Hangi dersten sınavım? İngilizceden. İngilizce mi çalışıyorsun? Evet. İngilizce ve dinden ilk İngilizceye çalışıyorum. Türkçe yazıyor gibi ya bunlar.
burada İngilizceleri var, burada Türkçeleri var. Aa, bunda daha çok kalsın. Üstteki İngilizce, altı Türkçe nerede bakalım, dur. Movie. Movie. Film demekmiş ha. Evet. Tayyip Bey. Tür mü demek? Tayyip Tür, evet. Ha, Tayyip diye okunuyor. Tür, tür. Aktör. Aktör. Erkek, oyuncu mu? Evet. Aktör yazıyor. Aktör da okunuşu aktördür belki. Evet, aktör. Onun altındaki cinema, sinema, onu biliyoruz. Ticket, bilet. Bilet, ticket. Al bakalım sana kolay gelsin. Sınavın var herhalde senin. Sen evet. Çalış dersin ya. Arkadaşlar, çok güzel İngilizce okur. Yazılışı okunuşu birbirini karışıyor. İngilizce zaten benim en sevmediğim dersin okula giderken de. Ecrin seviyor yalnız İngilizceyi. O beni çekmemiş. Daha geçen seneden, evvel yıldan beri ben İngilizceyi seviyorum diyor sürekli. Senin İngilizce öğretmeni bari yapalım Ecrin. Bakalım Allah nasip ederse inşallah olurum. İnşallah bakalım. Arkadaşlar eve geldim. Abi dışarı durulacak gibi değil. Aşırı derecede bir yağmur. Aşırı derecede bir yağmur. Açılıyor yağmur ama açılsa da arkasından hemen yine bastırıyor. Yani 5 dakika 10 dakika bazı aralıklar 5 dakika sürüyor. Bazı aralıklar yarım saat sürüyor. Bazıları 2 saat sürüyor. Yani böyle sabahtan beri 7. 8. yağmur yağışı diyebilirim aralıklı bir şekilde. Hayvanlara baktım. Yine hayvanlara bakarken zaten o biçim bir yağmur. Eve geldik. Artık günümüzü bitirdik. Yani bugün yağmurlu, çok dışarıda yapabileceğim bir iş yok. Dışarıda durulmuyor çünkü. Evin içine geçiyorsun 5 dakika oturuyorsun. Yani çoban evinde bir yağmur, içeri geçiyorsun, dışarı çıkıyorsun, tam bir şeylerin ucundan tutacaksın, şaldır 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 yağmur. Bugün de böyle. Neyse canım, iş yapmayı veren var, önemli değil. Sadece yağmur çok yağsın, bereket yağsın, o bizim için yeterli yani. Kuraklık olmasın da. Hadi bakalım arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki köy hayatı videosunda görüşmek üzere. Köy hayatı seven herkese Anıl Şahbaz YouTube kanalına abone olmayı ve videomuzu da beğenmeyi bekliyoruz. Şimdiden görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet. Hoşçakalın arkadaşlar.